Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz ülkemizin lokomotif sektörlerinden birinde yıllardır başarıyla hizmet veren bir firma ve temsilcisi yani firma ortaklarından. Polatlar 99 gruptan Sayın Hasan Tuncil bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Evet bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Hasan Tuncil kimdir? Kendi dilinden tanımak isteriz. Buyurun. Ee, Hasan Tuncil ben 1989'dan doğumluyum. Lise mezunuyum. Ee, bir çocuk babasıyım. Maşallah ee, Allah başlasın. Allah razı olsun. 5 ee, yıldır 2010'dan beri ticaretle uğraşıyorum. 2013'ten sonra inşaat sektöründe Polatlar 99 inşaatında ee, Metin Polat yönetmeninde ee, sektörü devam ediyoruz, ilerletiyoruz. Ee, şu an inşaat ağırlıkta, turizm, market e, devam ediyoruz. Dediğim gibi yani e, son 3 yıldır sektör içerisindeyim. Evet. Ve ülkemizdeki lokomotif sektörlerden birinde e, hizmetlerinizi yerine getirmektesiniz. Evet. Tabii bunun için de çok güçlü bir ekip gerekiyor değil mi? Hangi ee, sektörde olursa olsun ama özellikle de inşaat sektöründe güçlü bir ekip şart. Nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz? Şöyle, e, şimdi bizim yapmış olduğumuz e, sektör hem çok fazla kalite, çok fazla memnuniyet isteyen bir sektördür. Çünkü insanların hayalidir bir ev sahibi olmak ama en iyisini olabilmek. Belki bütçe kısıtlı olabilir ama herke, her zaman herkes en iyisini isteyebilir. Gerek, gerek şantiye döneminde gerek yapımında gerek satışında en iyi şekilde sunum en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ki ben ağırlıklı bir şekilde tanıtımında satışında bulunuyorum. Ee, ekip olarak ikiye ayrılıyoruz. Bir satış bölümünde bulunan 25-30 sayısında personelimiz var. Bir de yapımında olan işte onlar da zaten çok yoğun bir çalışma sayısında oldukları için belirtmemiz çok Fazla vaktimizi alacak. Evet ve aynı zamanda zaten <laughs> tamamlayacağınız projeye göre de bu sayı azalıyor ya da çoğalıyordur yani, yani, yani. ya da çözüm ortaklarınızla birlikte yol alıyorsunuzdur. O yüzden dediğiniz gibi bunda rakam vermek evet. çok da afaki olur. Aynen. Peki e, yanılmıyorsam yap sat içinde evet, bulunmuş evet, olduğunuz evet. model. Yapan taraf yine aynı şirkette başka bir bölüm satan evet. tarafta başka bir bölüm ee, yani siz. Aynı şirket içerisinde farklı evet. departmanlarda oluyor. Evet. Evet. Öyleyse e, konumuzun muhatabı sizsiniz. Şimdilik öyle. <gülüyor> <gülüyor> ev alırken nelere dikkat etmeliyiz ve nasıl güvenebiliriz Şimdi ev alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi ister istemez bir şirketin bir firmanın veya alacak alacağımız e, firmanın bir geçmişini kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü hakikaten e, çağımızda inşaat sektörü ön planda olduğu için gerek e, aracı firmalar olsun gerek grup firmalar olduğunu e, dile getirip insanları e, bu hayalleriyle oynayan insanlar çok, mağdur edenler mağdur var. Yok, evet. edenler çok. Şimdi insanların bunu alırken mesela ben firmamda insanların güvenini kazanabilmek için ben satmış olduğum dairenin tapusunu teslim ederim satmadan. Ha bu daireye talipseniz buyurun yarın belediye veya işte gerekli kurumlarda bunu kontrol edebilirsiniz. E, resmi olarak bir sıkıntı var mı? Veya bunu herhangi bir uzmana danışabilirsiniz yapmış olduğumuz inşaatları e, bir uzman işliğinde e, alabilirsiniz. Sonuçta bunu bir e, mağazadan bir gömlek bir işte çorap değil ki alırsanız sonuçta oraya çuvalla para dökeceksiniz. Hani nakit dahi olsa veya kredi olsa veya taksit olsa sonuçta onu belli bir miktarda para ödeyeceksiniz. Belki de bir ömrün evet. emeği, çabası evet. değil özellikle mi? özellikle ben kendi şahsımı söylersem yani satış yapacağımız müşterilere şunu tavsiye ediyorum referans. Hı hı. Yani referans işte alan müşteriler memnun mu? Ha biz mesela bizim de problem yaşamış olduğumuz müşteriler var. İşte problem yaşadığımız durumda dahi o müşterinin memnuniyeti için elimizden gelen e, gayreti gösteriyoruz. O yüzden yani nelere dikkat edecek? Yapılan inşaatın ne derece yapıldığı, ne kadar sağlıklı olduğunu, işte iskanı, iskan durumları iskan hı hı. almış mı veya kat, itfak, kat mülkiyetli mi? bunlara çok dikkat edilecek. Özellikle yapımına çok dikkat edecek yani. Evet. Peki, e, satış konusunda en sık rastladığınız sorunlar nelerdir? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Ya şöyle satış konusunda en çok rastladığımız müşterilerde genellikle kararsızlık oluyor. Hı hı. Nasıl kararsızlık oluyor? Bizim olduğumuz bölgede inşaat sektörü çok yoğun ki zaten e, çoğu yayınlarda orada olan problemlerin çoğu eee herkes farkında. şimdi e, yine dediğim gibi çok hassas bir sektör olduğu için insanlar hep tereddütle yaklaşıyor. Bizim en büyük problemimiz o insanların güvenini kazanamamak çünkü oraya gelirken bir kere siz onlara karşı bir sıfır mağlupsunuz bölge onu gerektiriyor hı. ama çünkü daha önce hep yaşanan problem, problemler kulaktan duyum işte yaşanan olaylar bölge bunu zaten insanlara bölgemizden etmemiş. biraz bahsedelim mi hangi bölgede hizmet şimdi biz esenyurt'tayız esenyurt Esen bölgesinde aslında ee, İstanbul'un e, yeni etiraplerinden biri İstanbul'un öyle değil mi? Evet, evet. evet. Mesela işte bahsetmiş olduğunuz sorunlarda şimdi gelen müşterimiz gerekli şunlardan yani insanlar şunu söylüyorlar. Ben Esenyurt'ta yaşayamam ve Esenyurt'ta şu olaylar yaşandı, bunlar yaşandı. Ya şimdi İstanbul'un mesela göbeği deriz bazılar. Bir zamanlar en büyük olayların yaşandığı yer. Şimdi ise bir daire fiyatı normal bir apartmanda bile 400 bin liradan, 450 bin liradan fiyatlar başlıyor. E şimdi bir insan askeri ücretle çalışan bir insan ve iki kişi olsunlar, üç kişi olsunlar böyle bir yerde daire alması biraz mümkün. Zor. Ama o bölgeye geldiğimiz zaman iş, biraz iş bölgelerde 400-450 bin liraya dedikleri daireyi orada biz 200 bin liraya mal edebiliyoruz onlara. Hı hı. Bu çok büyük bir şans yani. ve ayrıcalık yani. ama çok yakın bir zamanda ki bunu daha sonra sohbetimiz ilerledikçe konuşacağız. Hı hı. Bölgenizde de rakamlar yükselecek gibi gözüküyor. Zaten şimdi ortalama böyle kıyasladığımız zaman yine tekrar İstanbul'un içinden bahsedeceğim. İstanbul içine göre yüzde %30 yıllık yüzde %35 gibi bir prim sağlıyor. İşte hı hı. ne oluyor mesela geçmiş olan aylarda? Bir 17-18 tane hastanenin açılışı sağlandı, üniversitenin açılışı sağlandı, evet. alt geçitler, kapalı caddeler, alışveriş merkezlerinin olması. Ve hemen hemen da... birçok sitede yine o bölgede evet. oturum amaçlı birçok sitede o bölgede kuruldu. Evet. Bir de şöyle bir şey var, hani sadece bizim olduğumuz Esenyurt bölgesi olarak değil, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece genellikle İstanbul içinde çalışan işte faaliyet gösteren insanlar İstanbul'un kalabalığından bıkmış yani işte gün içinde kendi işlerini İstanbul içerisinde ilerletip ama akşam oldu mu hemen o bölgede oturmak istiyorlar. Evet. Çünkü yapı olarak da Avrupa sistemine uyum sağlanmaya çalışıyor. İşte geniş sokaklar örneğin bir arsanın işte 170-180 metrekare bir, bir parselde e, hakkı varsa işte belediyenin o sokakların genişliği, ferah olabilmesi için evet, evet. E, İstanbul'daki İstanbul' için yapılaşmadan daha iyi olabilmesi için geniş olabilmesi için arsalardan çok alıyor. E, bu da insanların hoşuna giriyor işte bir sokağın geniş olması ferah olması. Yani Kesinlikle haklısınız. Evet. O sebebiyetle bunu da dile getirmek istedim. Bölgenin kendine has, kendine münhasır özellikleri var. Dediğiniz gibi <laughs> hem binalar yeni, kullanışlı, e, deprem sonrası yapıldığı için evet. son derece sağlam binalar. Evet. E, gerek konut, gerekse iş amaçlı kullanılabilir. Aynı zamanda e, birçok okul, hastane, alışveriş merkezi, evet, evet. metrobüs... Özellikle İstanbul yani için çok önemli. Yani metrobüs. Bir de şu an e, yanılmıyorsam bu ayın 31'inde mi olmasın? Bu ayın sonunda metro projesinin ihalesi vardı. E, bu da geldikten sonra zaten hiçbir yani artık e, hani insanların nasıl bir şey değiş isteyebileceğini düşünüyorum. Bölgenin bazen. böyle bir ayrıcalığı var. Çünkü yani bölge ulaşım var. Her e, sağlık şeyler. hizmetleri geliştirildi. Ondan sonra alışveriş merkezleri gelişiyor ee, bölgede yeşil alan olarak da gerçekten oranın belediyesi yani hakikaten çok büyük bir pay biçiyor yeşil alan olarak. Şimdi hani işte parklarda insanları daha sağlıklı gidip <laughs> arabasıyla gezebilmesi için piknik alanlarını sağlayıp orada şömineyle çardaklı bir şekilde ben ailemle gittiğim zaman rahat bir şekilde işte hani... E, Ekstra da orada işte problem yaşayabilmem, yaşayamamam için e, ya sağlanan güvenlik yani bölgede bu tür şartlarda şey da, Var. Çok Gerçekten güzel, de öyle. O yüzden biraz önce söyledim İstanbul'un parlayan evet. e, yıldız semtlerinden bir tanesi evet. haline geldi. Sizin de dediğiniz gibi sadece Esenyurt değil Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Çatalca'ya kadar aslında yani, aynı bölge gidiyor, sayılmakta. Gidiyor ilerledikçe İstanbul evet. büyüyor. Evet. Peki... Ee, siz müşterilerinize yardımcı olma amaçlı gerek kredisidir gerek evet. tapu işlemleridir evet. başından sonuna kadar yanında oluyorsunuz evet. değil mi? Evet şimdi anlaşmalı olduğumuz bankalar var bir de kendi müşterilerimizin yapmak istemiş oldukları çalışmak, çalışmak istemiş oldukları bankalar var. Şimdi şöyle e, bankalar da özel sektöre dönüştüğü için devlet bankaları değil ama özel sektörde faiz olanları da hükmedebiliyoruz yani oynama yapabiliyoruz. Hani çok büyük bir oynama değilse bile biz hani müşterilerimizin memnuniyeti için sonuçta biz yine açık söylüyorum bizim bölgemize talep genellikle kırsal bölgelerden gelen insanlardır. Biz site bazında çalışmıyoruz. Hı hı. Biz müstakil bazında çalışıyoruz. Ee, o yüzden bu tarz bölgelerden gelen müşterilerimizin hani ne kadar daha düşük olabilirse onları daha çok memnun edeceğini bildiğimiz için bankaları da özellikle faiz oranlarını hükmedebiliyoruz. Çünkü e yeri geliyor aylık 70-80 dosya bankalara sunduğumuz için bunlara biz yükleyebiliyoruz. E, i̇kincisi müşterilerimizi e, tapu işlemlerine yardımcı olmaya evet, çalışıyoruz. Efendim. Onları zaten tak, e, tapu takip işlemlerini biz kendimiz yapıyoruz. E, şu an bu şekilde ilerliyor. Evet. Peki tapu işlemlerinde herhangi yeni bir düzenleme var mı? Yok aslında şu an tapu işlemlerinde herhangi bir düzenleme yok ama olursa bence çok güzel olur. Ama hangi açıdan olursa, hangi yönden olursa derseniz. Evet. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Bizim bölgemize gelen insanlar genellikle 20, 30 veya 15 veya 40 bin peşinatla gelen müşteriler yoğunlukla oluyor. ya Çünkü durumlar belli ortada. Bu durumda gelen insanlar 20 bin peşin. Natla ev almak isteyen insan 7 bin, 8 bin veya işte 10 bin civarında bir tapu masrafı ödediği zaman bu da onları gerçekten küfet. çok etkiliyor. Büyük bir kültür. Evet. O yüzden yani gelen müşterilerimiz genellikle yeni bir düzenleme talebinde bulunuyorlar. Tabii bakalım büyüklerimiz ne gibi öngörü Tabii onların da bildikleri bir şey var ki bu şekilde uyguluyorlar. Ama dediğim gibi yani 20 bin peşinat veren bir insan 10 bin tapu masrafı verdiği zaman bu onu çok etkiliyor yani. Gerçekten de olumsuz evet. olarak çok etkiler. Katılıyorum bu fikrinize inşallah bir düzenleme, düzenleme e, i̇nşallah. getirilir diye umut ediyoruz. İnşaat sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Çünkü şu an aslında çok sektörün nabzını değiner. siz elinizde tutuyorsunuz. O akış sizin elinizden geçiyor. <laughs> ya e, şöyle bir Söyleyeyim. Aslında ben inşaat sektöründe olduğum halde inşaatten şikayetçi vereyim. Nasıl şikayetçi vereyim? Şimdi özellikle şöyle bir örnek vereyim. Tekstil geçmiş yıllarda bizim ülkemizde çok iyi faaliyetler göstermişti. İşte üretiyorduk Avrupa'ya, işte farklı ülkelere biz hep üretim yapıyorduk. Çünkü dışarıya veriyorduk. Dışarıdan da ülkemize bir para akışı oluyordu, evet. gelişi oluyordu. Ama şimdi inşaat sektöründe ne? Hep içeride yapıyoruz. Hep içeriye gömüyoruz. Dışarıya verip aldığımız bir şey yok. Bu da ne kadar ilerleyebilir ki? Hı. Ne kadar gidebilir? Yani benim kendi bakış açımda yani inşaatı Türkiye'deki en büyük süresi bir 4-5 yıl gibi bir süresi var. 2020'de Türkiye'de inşaatın çok büyük bir faaliyet göstereceğiz zannetmiyorum. Ama bu benim yani. düşüncem yani. Ben bu şekilde görüyorum. Öyleyse e, inşaat sektöründe de yine ihracat yapmamız Biraz gerekiyor gibi ama mümkün değil yani hani Nasıl? Çünkü bina mı yapıp Avrupa'ya satacağız veya farklı bir ülkeye satacağız? Farklı bir yani. ülkeye gidip biz yapabiliriz. Heh, bunu Olabilir mi? E, 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 Tabii ama şimdi bir de ülkemize karşı farklı ülkelerin tutumunu göz önünde bulundurursak bu bizim hayal etmiş olduğumuzun yüzde %90'ı değil de %40'ına kadar sağlayabiliriz. Hı hı. Bir de bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hı hı. Ama e, bu konuda gerçekten çok iyi mühendislerimiz, ustalarımız bulunmakta. Özellikle de e, tesisat konusunda olsun birçok iyi, başarılı firma var. Evet. En azından inşaatın kabasını bile bir kenara bırakıp da içine gidip farklı ülkelerde yaparsak Türkiye e, bence bu konuda da yine aşacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hani Üskün sizin diye. dediğiniz gibi kabası hani bir yana ama içindeki o dekorasyonu, o her şey, e, dizaynı hani dış ülkelere karşı biz kıyasladığımız zaman biz biraz daha özen gösteriyoruz. Biraz da bir de bizim halkımız da çok evin içindeki o dekora çok özen gösteriyor. Hani o ülkelere göre oradaki e, yaşam tarzına göre bizim yapmış olduğumuz iç dekorlar yani Türkiye genelinde olan iç dekor, dizayn yani o bölgelerdeki veya dış ülkelerdeki diğer e, faaliyet gösteren inşaatların yapmış olduğu iş da daha kaliteli. Evet. Öyleyse önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu sektörde özellikle de lokomotif diye adlandırdığımız inşaat sektöründe bir tıkanma olmaması için biraz daha e, Türk'ün gücünü yurt dışında bu sektörde de göstermeliyiz diye düşünüyorsunuz. Yani, ee, Doğru mu? Yani tabii. Peki. 5 yıl içerisinde siz firma olarak kendinizi nerede görüyorsunuz? Heh, şimdi e, firma olarak biz İnşaat sektöründe bir tek ilerlemiyoruz. İleriye dönük şu an yani hayal etmiş olduğumuz, yapmış olduğumuz birçok projemiz var. Şu an özellikle turizm üzerinde yoğunlaşıyoruz. Ee, i̇nşaat zaten ana temelimiz şu an devam ediyoruz. Ee, tabii farklı sektörlerde de e, el atmayı düşünürüz. Tabi. Ama şu an Türkiye'deki yaşanan süreç, referandum süreci ya bunları da önümüzde gördüğümüz için yani biraz daha e, yavaş ilerlemek istiyoruz. Ama ilerleyen tarihlerde farklı departmanlarda turizm olsun, gıda olsun özellikle özen gösteriyoruz. Buralarda hareket etmeyi düşünüyoruz. İşinizin en sevdiğiniz yanı nedir? İşimizin en çok sevdiğimiz yanı aslında çok güzel yanları var da. Şöyle insanların size ürkek bir şekilde gelmesi ama sizden giderken çok mutlu bir şekilde gitmesi. Ve onların hayal etmiş olduğu yani hayallerini süslemeniz. Şimdi bazen bize çok böyle, böyle tatlı teyzeler geliyor. İşte ya evladım işte bizi işte kandırdılar şu oldu bu oldu bu tür e, serseriler bulunuyorlar. Daha sonra sizin onlara iyi niyetle yaklaştığınızı, onların gerçekten hayal etmiş olduğu duygularını paylaşmak istediğinizi anladıkları zaman sonra bir dönüyorlar. Elinde işte tepsi, baklava, evde Aa. yaptıkları börekler börekler işte bu şekilde hani memnuniyetlerini, memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Tabii biz insanlarla diyalog halinde olduğumuz için bu da bizim için şanslı bir ya. Çok farklı bir çizgi yakalamışsınız. Evet. Ne kadar güzel, ne evet. kadar asil, ne kadar samimi, sevecen bir milletiz değil mi? Biz? Ya şimdi o hani Ortadoğu'ya bakarsak Anadolu bölgesi dünyada tek millettir yani. Ben hani Türkiye'nin doğu kökenli bir vatandaş olarak ben ülkemi çok seviyorum. Özellikle İstanbul'da gerçekten fevkalade seviyorum yani. Ülkemizin doğusu, batısı, batısı İç Anadolu'su. Kesinlikle, kesinlikle yani. Tüm insanları bir evet. asil, bir samimi, bir o kadar da özel diyoruz kesinlikle, tüm dünyaya kesinlikle. karşı. Evet, e, müşteri memnuniyetini bu şekilde sağladığınızı zaten anlattınız, evet. aktardınız. <laughs> evet. O börekler, baklavalar gelince, o güler yüzler olunca müşteri memnuniyeti sağlanmış yani zaten. İzleyicilerimiz de diyecek zaten, hani görüntüden belli zaten. <laughs> o görüntüden hep mağduruz ama. Evet, evet. Yani. E, peki, ileriye yönelik müşteri memnuniyeti için neler yapıyorsunuz? Şimdi açık konuşulursa aslında bunda iyi projeler düzenleyip daha iyi şeyler yapmak istiyoruz. Bunu hem sürekli diyalog konusu hem toplantılarda bunu dile getiriyoruz. Neler yapabiliriz? İnsanların artık ayağına gitmeyi düşünüyoruz. Yani bunu birebir kendilerine... çünkü bir şey gerçekten artık Türkiye'de inşaata çok büyük bir talep var. Herkes ev sahibi olmak istiyor. Özellikle kiralardan müzdarip olan tabii, tabii. vatandaşımız çok. Bunu da onlarla birebir kendimiz gidip e, bir de şöyle bir şey. Biz firma yetkilileri birebir diyalog kurmak istiyoruz. Hı hı. Yani tabii satış temsilcilerimiz de bizim için çok önemli ama şimdi bu işi biz yapıyorsak biz kendimiz muhatap olmak istiyoruz. Sonuçta benden alacak yani. Yarın bir problem çıktığı zaman benim oradaki satış pro, temsilcim o problemi bana yansıtacağı için ben kendim birebir diyalog kurmak istiyorum. Ki e, müşterilerimizde özellikle referansa, referansa çok dikkat ediyoruz. Çünkü memnun kaldığı için bir başkasını gönderebiliyor. O bir başkasını gönderiyor. Biz pazar tezgahını açmıyoruz ki sonuçta yani geçenler görsün. Ama memnun kaldığı için o diğerini gönderiyor, o diğerini gönderiyor. Bu şekilde müşteri memnuniyetini daha bir e, çerçevemizi genişletmek istiyoruz. Evet. Peki inşaatlarınızda en çok neye özen gösteriyorsunuz? Ya... Kalite zaten ana temelimiz çünkü sonuçta insanların bütün yaşamını geçireceği bir sektördür bizim. Biz kaliteye çok özen gösteriyoruz. İnsan hayatı kesinlikle çok buna özen gösteriyoruz çünkü bir insan canı bütün dünya bedel olan bir şeydir. Tabii bazen şöyle bir şey oluyor, bazı inşaatlarımızda. İşte özellikle bayan hanım ablalarımız geliyor. Şimdi mutfağı onların istediği gibi yapıyoruz. Geliyor. Artık bahane bulamıyor. Kolondan bahane buluyor veya işte Ankara <laughs> sitesinde bahane buluyor. Onlara da çok değişiklik yapıyoruz. Yani bunlara çok özen gösteriyoruz. Hani onları fazla bir üzerinde durmuyoruz. O alıcı olan müşterimizin e, talebine göre uygulamaya çalışıyoruz. Bu da bir ayrıcalık. Evet. E, bu yüzden mi tercih sebebi oluyorsunuz? Ya da sizi neden tercih etsinler? Bizi neden tercih etsinler? Biz en iyisini yapmak istediğimiz için. Biz onların memnuniyeti için var olduğumuzu düşündüğümüz için kesinlikle biz bizi tercih etmelerini istiyoruz yani. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız ben için ve gerçekten ederim. son derece güvenilir, samimi cevaplar verdiğiniz çok için. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sektörde de yolunuz hep açık olsun diyoruz. Zaten çok uzun yıllardır Polatlar 99 Grup birçok farklı sektör ve özellikle inşaat sektöründe evet. lider olarak e, hizmetlerine devam etmekte. Evet. Tekrar hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Hoş çok teşekkür Sağ ediyorum. Sağ Evet sevgili işkolik izleyicileri Polatlar 99 gruptan firma ortaklarından Sayın Hasan Tunc ile ağırladık. Hoşçakalın.